Değerli Bursa'da bugün TV izleyicileri sohbet odasına hoş geldiniz. Evet, bugün yine çok kıymetli bir misafirle beraber Bursa'nın benim çok önemsediğim önde gelen organizasyonlarından birini konuşacağız. Malum ülkemizde tabii sıklıkla dile getirilir ama her yılda bu fuarı gördüğümüz için de çok mutlu oluruz. İşte Türkler kitap okumaz, Türkiye'de kitap okuma sayısı şöyledir böyledir ama birazdan tabii sevgili Cemran Öder'i dinleyeceğiz. Kendisi TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü. İşin aslı nedir, ne değildir onu da etraflıca konuşalım isterim. Bu kadar herhalde kitap okumayan ülkede bu kadar fuar olmaz diyerek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz, biz fuarları yapmaya devam ediyoruz. Ediyorsunuz. Evet, herhalde artık bizim 18. yılımız. Hı-hı. Hani 20 yıla doğru merdiven dayıyoruz yakında. Cemre Hanım, valla önce biraz sizi tanıyalım haydi. Ondan sonra da tekrar bu bahsettiğim sorudan bahis açarız. Tamam, harika. Ben de bu 18 yılın 15 yılında bir fiil Bursa'da bulunuyorum. Harika. Yaklaşık 15 yıldır TÜYAP Kitap Fuarları ekibindeyim. Hoş geliyorsunuz, sefa getiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hep birlikte çalışıyoruz. Hı hı. Bursa'da her yıl biraz daha büyüyerek, biraz daha gelişerek, daha renkli, daha katılımlı bir fuar olması yönünde uğraşıyoruz, çalışıyoruz hep birlikte. Tabii hep bahsettiğim gibi böyle bir tartışma konusu var. İşte kitap Türklerin çok fazla okumadığına yönelik, hatta bu bazı mecralarda bizim mesleğimize de kayıyor, gazetelere, efendim dijital platformlara. Şimdi bir kere bu işin aslı astarı nedir ya, sizden bir öğrenelim bunu. Estağfurullah. Aslında okunmuyor diye bir şey genelleme yapmak mümkün değil. Bu konuda Türkiye Yayıncılar Birliği'nin de çeşitli çalışmaları var. Bu sene de hatta KON'da araştırma şirketine de önemli bir araştırma yapıldı onlar tarafından. Ve Türkiye'deki kitap okuma alışkanlıkları üzerine aslında okunuyor kitap, okunmuyor değil. Biz de bunu gelen ziyaretçilerden, fuarlardan, okurların ilgisinden gözlemliyoruz. Özellikle okul çağındaki öğrenci grubunun ciddi olarak kitapla haşır neşir olduğunu da görüyoruz. Bu da çok mutluluk verici tabii ki. Yine Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin verilerine göre Türkiye bundan birkaç sene evvel en çok kitap basılan ülke sıralamasında ilk 11'e kadar yükseldi. Dolayısıyla bu anlamda da hani çok geride bir yerde değil esasında kitap üretimi noktasında da. Mutlaka okunan kitaplar üretime de aynı şekilde yansıyor. Yakın zamanda kapanan yayın evi de hatırlamıyorum ben. Bir de böyle de bir durum var bence. Ekonomik olarak tabii bir yayın evin ayakta kalması çok zor şartlarda gerçekleşiyor. Kesinlikle öyle. Çünkü biliyorsunuz artık kağıt yurt dışından ithal ediliyor. Evet, doğru. Ciddi maliyetli olan ciddi bir şey. Ciddi maliyetli ve dövize çok endeksli, doğru, bir iş. Bunun yanı sıra hani geri dönüşün, ekonomik geri dönüşünde çok zor olduğu bir sektör. Kitap satışları bu çok krizden de çok ciddi etkilendi. Fakat buna rağmen yayın evleri çok büyük oranda zamlar yapmadılar. Bunu, hı-hı, kitaba yansıtmadılar. Var olan başka ekonomik sermayelerinden, kendi ekonomik sermayelerinden. Belki cepten bunu yediler. Yediler. Mi? Evet, belki de bu tabiri kullanmak yanlış olmayacaktır. O anlamda da hani zor bir sektör, yayıncılık sektörü. Şimdi her şeyin dijitaline alıştık. İçinde bulunduğumuz platform da bir dijital platform aslında. Bu konuyla ilgili çok derin bir bilgim yok ama belki siz bana yardımcı olabilirsiniz bu konuyla ilgili. Ben sanki hala bazı eski alışkanlıkların kitap nezdinde devam ettiğini, böyle bir dijital ortamdan kitap okuma sevdasının henüz daha insanları cezbetmediğini düşünenlerdenim. Bu ama tamamen afaki bir bilgi. Benim öngörüm, bunu birazcık kamuoyu yoklaması gibi değil ama yakın çevremden, arkadaşlarımla ve farklı kulvarlarda kitap okumayı seven insanlarda gördüğümde, gazete için kullanılan, o illa o kağıda dokunacağım, evet, gibi bir şeyi görüyorum açıkçası. Bilmiyorum sizdeki son durum nedir? Şöyle, aslında Türkiye'de bir 5 yıl öncesinde çok hızlı bir ilgi patladı bununla ilgili. Hı hı. Hem yayıncılar açısından hem okurlar açısından. Hı hı. Acaba ne olacak, dijitale geçilecek, kitap ölüyor mu tartışmaları çok gibi hani döndü. Fakat o noktadan bu noktaya gelindiğinde bu sayıda e-kitap oranında da çok ciddi bir artış olmadığını söylemek, tamam, mümkün satışlarda. İyi, da. Doğru hani düşünmüşüm. Ama dediğiniz gibi psikolojik yönü çok ağır. Hatta yapılan e-kitap uygulamalarında da, aplikasyonlarında da hep o sayfa çevirme hissi yaratacak bir efekt de vardı. Ayraç sektörünü bile etkiler inanın yani, mutlaka, değil mi? Mutlaka, mutlaka. Ama bu söylediğiniz sadece işte belli bir kuşak değil,
genç kuşak da örneğin benim de bir çocuğum var, oğlum var. O da 7,5 yaşında. Allah onlar bağışlasın. Da hani, çok teşekkür ederim. Onlar da kitap okuyorlar tabii, okul vesaire. Tabii. Hani evde de çok okullar bizim. Dolayısıyla hani orada da öyle bir alışkanlık var ve oturmuş durumda. Hani çocuklarda da var o alışkanlık. Sadece evet. Belli bir kuşağa özgü bir durum değil. Yani dijitalle hayatına başlayan bir nesil de kitap okumanın yeri başka. Onlar da aynı şekilde okumaya onu devam ediyorlar. Onu hep bir ayrı yere koyuyor gibi duruyor. Hı-hı. Aslında bu bir yandan sevindirici. Hani her şeyin bu kadar dijital yürüdüğü bir ortamda bazı şeylerin de saklanabiliyor kalması. En azından tedavülü daha uzun zaman sonra inşallah planlanan bir objeyi görüyor olmamız çok keyif verici benim açımdan. Tabii demek ki çoğunlukta da böyle bir fikir oluşmuş duruyor. Orada da tabii o zaman sizin dijital faaliyet yapmanız icap edecek eğer hiç kitap belki olmasa. Belki önümüzdeki yıllarda. Tabii inovatif bir çalışma mı değil mi bilmiyorum. Burada yeni bir hani tartışma konusu açma değil amacım. Bursa'ya biraz dönelim. Kitap fuarı anlamında tabii birçok ilde aslında sizin bir fuarınız var ki yayın öncesinde biraz bahsettiniz. Hemen eli kulağında yeni bir dükkanı kapatıp yeni bir dükkanı açıyor gibisiniz. Nasıl konumlamak lazım Bursa'yı, nasıl anlatmak lazım? İlk 17'de. Evet. Şöyle aslında biz sanat fuarımızı ayrı tutuyorum. Kitap grubu olarak kültür fuarları anlamında bir de sanat fuarımız var. İstanbul Kitap Fuarı ile eş zamanlı yaptığımız. Onu ayrı tutarsak eğer 8 ilde İstanbul dahil olmak üzere kitap fuarı gerçekleştiriyoruz. Bundan 15 gün önce yaklaşık Samsun'daydık örneğin. Bir Karadeniz Kitap Fuarı. O da işte bu sene artık 5.sini yaptığımız bir fuar oldu. Bizim açımızdan sevindirici olan şu, bir başladığımız fuarın bir bakıyoruz 10. yılını kutluyoruz, 15. yılını kutluyoruz ya da işte 5. yılını kutluyor oluyoruz. Dolayısıyla bir fuar orada oturuyor, devam ediyor ve kuşakları ağırlamaya başlıyor bir yerden sonra. Bu anlamda da Bursa Kitap Fuarı bizim Anadolu'da yaptığımız en eski ikinci fuarımız. İlki 25. yılını kutlayacağımız yine bu sene İzmir, İstanbul'dan sonra ardından da Bursa. Bursa geliyor. Bursa geliyor. Bursa Kitap Fuarı'da ilk yılından itibaren hep yukarıya doğru bir ivmeyle devam etti. Burada sadece sayısal bir şeyden bahsetmiyorum. Gelen okurların ilgisinden, işte düzenlenen etkinliklerden, gelen yazarların katılımlarından, tutun da yayın evlerinin bu işi benimsemesine kadar hep yukarıya doğru bir ivme gösterdi. Bu sene de yine biz geçmiş yıllarda olduğu gibi 18. yılında da bunu bekliyoruz. Heyecanlıyız. Yarın kapılarımızı açacağız saat 10 itibariyle. Şu anda fuar alanında hazırlıklar devam ediyor. Yayıncılarımız standlarını kurdular. Kitaplarını yerleştiriyorlar. O kitapların tozlarını alıyorlar. Heyecanlı bir uğraş bu bizim için. Bursa'nın tabii şöyle bir durumu var. Özellikle tabii diğer fuar, spesifik fuarları da göz önünde bulundurduğumuzda tarımcılar örneğin burayı bir hep farklı görür. Yeni modellerini çıkartmak için biraz böyle lansman fuarındaki böyle ayrıntılı bir ayrı bir yere koyarlar Bursa'yı. Kitap fuarı ilgisini de gördüğümde ama katıldığım zaman ama haberlerine baktığım ama istatistiki verileri elimize aldığımızda hep aslında bir fark yaratan durumu olmuş. Yazar profiline baktığımızda hep bir yoğun imza günlerine sahne olan durumları görüyor gibiyiz. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz siz de? Evet, benzer durum Bursa Kitap Fuarı için de geçerli. Elbette yayın sezonu genellikle yayıncılar açısından sonbahardır. Sonbaharda işte Eylül, Ekim gibi, Kasım gibi hatta İstanbul Kitap Fuarı için yeni yayınlarını çıkarmaya başlarlar. Orası bir sezonun başlangıcı olur. Vitrin gibi belki değil mi? Yani hem vitrin hem bir sezon açılışı gibi sonbahar ayları. Hani nispeten yaz aylarında biraz daha sakinleşir yayıncılık piyasası. Normal tabii tatil dönemi falan evet, olduğu için. Evet ama tabii fuarlar döneminde de işte yazarların yeni kitapları, yeni baskıları onlar çıkmaya başlar. Yine Bursa Kitap Fuarı'na da çok ciddi hazırlık yaparak geliyor yayın evleri. Hem yeni yayınlarını hem eski baskılarını getiriyorlar. Hem yazarlarını. Üstelik de hani lojistik olarak da yakın olması sebebiyle İstanbul'la. Bu anlamda da yazarların da yoğun olarak katıldığı bir fuar olacak yine bu seneki de aynı şekilde. İmzalar dediğiniz gibi evet her gün hemen hemen 20-30 bazen hafta içi günlerde biraz daha sakin ama hafta sonu günlerde yine yukarıya doğru çıkan bir ivmeyle ciddi bir yazar sirkülasyonumuz da oluyor 9 gün boyunca. Tabii önemli isimlere de birazdan geleceğiz, sizin de önünüzde var görüyorum. Evet. Onları da paylaşırız. TÜYAP'ın Bursa'ya bakış açısı nasıl?
Olumlu çok güzel. şöyle ki eğer bir fuarı bir kentte yaptığınız zaman halk tarafından sahiplenmezse o iş zaten devam ettirilemez. Burada 18. yılına giriyor olması TÜYAB'ın Bursa'da hem bir fuar merkezi olarak sahiplenildiğini, oturduğunu artık gösteren bir şey. Hem de halktan, yerel yönetimlerden, basından, medyadan, herkes tarafından sahip çıkılan bir etkinlik haline geliyor. Yani bir TÜYAB fuarları biraz böyle, sadece bir fuar değil, ticari ve alışverişin yapıldığı bir platform değil. Bunun biraz daha ötesinde bir kültürel platform esasında. Doğru. Çünkü fuar boyunca burada evet yayın evlerini bir arada buluyorsunuz, kitapları bir arada buluyorsunuz. Yazarla, okuduğunuz yayın evini satan kitabın editörüyle, satışçısıyla, personeliyle, yayın evinin yetkilisiyle de bir araya geliyorsunuz yüz yüze. Bu bir sıcak temas, sıcak iletişim şekli. Ve bunun yanı sıra etkinlikler en önemli ayağı kitap fuarının. Etkinlikler de o anlamda biz her sene mutlaka Mart ayı bu anlamda dolu bir ay açıkçası. Hani bir tarafta Dünya Tiyatrolar Günü var 27 Tabii. Mart. Bundan birkaç sene evvel Mart'ın biraz daha ortasında yapılırdı kitap fuarları. Hı-hı. Dolayısıyla bizi mutlaka 27 Mart'a da dair birkaç dahil etkinliğimiz olurdu. Şimdi biraz öne gelmesinin başka bir avantajı var. 8 Mart'ı bu defa kucaklıyoruz. Aa, evet, Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Dolayısıyla Günü. Ondan da biraz bahsetmek isterim açıkçası. Tabii ki, buyurunuz. Dünya Kadınlar Günü ile ilgili de özel ve içimize de çok sinen, bizi de çok heyecanlandıran etkinlikler dizisi düzenledik. Hı-hı. Edebiyat odağında olmak üzere. Edebiyatımızın kadın yazarları, kadınları başlığı altında yaklaşık 10'a yakın etkinliğimiz olacak. Cumartesi itibariyle başlıyoruz. Okuduğumuz, bildiğimiz ama çok yakından tanımadığımız yazarlar ya da hiç daha önce okumadığımız yazarlar da olabilir. Orada çok özel isimler var. Örneğin yarın açılış töreninin hemen akabinde saat 2'de başlayacak olan ilk açılış etkinliğimiz var. Biraz ondan bahsedeyim. Tabii. Nezihe Meriç, Sevgi Soysal ve Senur Sezel'i hep birlikte konuşuyor olacağız o söyleşide. Hemen arkasından sinemacı Pelin Esmer, sinema ve edebiyat, onun Shakespeare'in keyfini çıkarmak başlıklı bir söyleşisi olacak. Sinemayla kadının, edebiyatın bağını kuran bir iş. Halide Edip adı var, çok sevdiğimiz bir yazar aynı zamanda. Ama hani ona biraz daha eğilip hani bir yazar ve aktivist, aynı zamanda da bir eğitimci olarak Tabii. nasıl rol aldığını hep birlikte tartışacağız. Pazartesi günü Leyla Erbil üzerine bir söyleşimiz olacak örneğin. Bunu da hafta içi günlere de özellikle yaymak istedik. Salı günü Fatma Aliye'yi hep birlikte okuyacağız, inceleyeceğiz, yaşamına tanıklık edeceğiz. Çarşamba günü Suat Derviş söyleşisi olacak. Bir sonraki cumartesi Sevgi Soysal olacak. Ve 15 Mart Pazar günü de yeni kuşak edebiyatçılarımızla kendine ait bir edebiyat başlığı altında yeni kuşak yazarlarımızı, kadın yazarlarımızı ağırlayacağız. Onlarla söyleşeceğiz. Bu etkinlikler bizi çok heyecanlandırıyor açıkçası. Ve dolayısıyla bunlar fuarın renkleri ve fuarı fuar olmaktan çıkaran, onu bir kültür etkinliğine dönüştüren söyleşiler, başlıklar. O anlamda da bizim için çok önemli. Sadece bir fuar yapmak değil, bunu biraz daha öteye taşımak istiyoruz açıkçası. Bursa'nın önemli kültür sanat etkinliklerinden biri haline geldi yıllar içinde Bursa Kitap Fuarı. Biz de her yıl içeriklerle bunu zenginleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi edebiyat veya edebi eserlerde şöyle bir son dönemde bir tıkanıklık konuşulurdu. Ama görüyorum ki özellikle İlçe belediyeleri hemen her ilin mutlaka vardır bu konuyla ilgili bir akım başlattılar. Çoğunlukla yarışma, yani yazarlık yarışmaları gibi, işte tiyatro yazarlığı yarışmaları gibi. Yeni yazarlara aslında hepimizin ihtiyacı var. Yeni fikirlere de ihtiyacımız var. Görüyorum farklı kitap evlerini incelediğimde, en azından listelere baktığımda klasikler hala aslında o güncelliğini koruyor. Bilmiyorum, hani popüler kültürde siz de bahsettiniz hani. Yeni jenerasyondakiler evet kitap okumaya devam ediyorlar. Dijital ortamdan değil, hala o kitapları alıyorlar. Bakıyorum aslında hala bir Reşat Nuri Güntekin gibi, ne bileyim hala Sabahattin Ali gibi, yani işte Kürk Mantolu Madonna'sından tutun da işte farklı mecralara kadar kitaplar güncelliğini koruyor. Ama yeni kitapların içerisinden bilmiyorum tabii bu platformda yeni yazarlar kendilerini mi gösteremiyorlar, yoksa yeni yazarlar var muhakkak ama öbür kitle hani bestseller noktasında daha mı baskın oluyor? Neler söylersiniz bununla ilgili?
Şöyle aslında biz kitap fuarlarında hani kişisel gözlemimi söyleyebilirim açıkçası. Bir zaten her zaman bir bestseller furyası her zaman olmuştur. 20 sene önce de vardı, 30 sene önce de vardı, 50-60 yıl önce de vardı. Onu ayrı bir yere koymak lazım. Bu ayrı bir şey ve bu her zaman olacaktır bestseller ya da işte daha popüler edebiyat dediğimiz. Ama daha derinlikli, daha artık dünya klasikleri ya da bizim yerel, ulusal klasiklerimiz dediğimiz işte Sabahattin Ali örneğinde olduğu gibi bu isimlerin yeri ise çok başkadır. Hani dolayısıyla orada bir işte birinin iyi diğerinin kötü olduğu anlamına gelmiyor elbette, bu mutlaka. Elbette. Bir, hep önemli, bir günceldir ama değil evet, mi? Evet tabii yani bugün siz herhangi bir zincir ya da bağımsız bir kitap evine gittiğinizde orada çok satanlarda da Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sını görüyorsunuz. Ya da işte Oğuz Atay'ın Tutunamayanlarını görüyorsunuz evet. Örneğin. İşte dönüp dönüp diziler oraya koydukları kitaplarda, esinlendikleri senaryolarda mutlaka buradan besleniyorlar. Atıfta bazen bulunuyorlar değil mi? Çünkü hani edebiyat olmazsa hayat çok yoksul, çorak ve çöl hani hakikaten. Sinemada edebiyata sığınıyor bu anlamda, sanatta. Güncel sanatta, performans sanatı, müzik sanatında, bile oradan müzik, çok ciddi besleniyor. Sinema, yani tüm sanatlar esasında hepsinin buluşma noktası edebiyat. O anlamda evet farklı kuşakları da görüyoruz fuarlarda. Hani bir 13-15 yaş bu dijital platformlardan beslenen bir Wattpad yazar kuşağı ve okur kuşağı var örneğin. Çok ciddi rakamlara ulaşan, çok ciddi okur profilini kapsayan bir kuşak onlar. Onların imzalarında işte 500 kişiyi, 600 kişiyi, 1000 kişiyi görebiliyorsunuz. Saatlerce süren imzaları olabiliyor. Benim okuduğum bir tarz değil ama okuru olan bir tarz. Dolayısıyla o anlamda da hani o iyi bu kötü değil ama onlar da fuarın birer rengi, birer parçası. Sizin bir okuma tarzınız var mı? En çok hangi kitaplardan hoşlanıyorsunuz? Ben edebiyat seviyorum açıkçası. Hem klasikleri hem yerel klasikleri. Ama bir taraftan da akademikte çalışma devam ettiği için sosyal bilimler de çok okumaya çalışıyorum. Tabii hani o da ilgi alanınızın dışında eğitim alanınızda da evet, ilgili evet. Olmuş. Ben de ağırlıkla hani mizahen konulara bakıyorum. Hatta yeni jenerasyondan arkadaşların böyle çok hakikaten akıl tutulmasına uğratacak zeka pırıltılarını sundukları mizahi işler var. Onlar hep dikkatimi çekmiştir. Son dönemde bizim de yerel Bursalı yazarlarımızın da bir iki kitabı var. Hem de böyle polisiye tadında. Onlar da hep bir dikkatimi çekti. Farklı kulvarlardan aslında kitap okumaya çalışıyorum. İnsanlarda da görüyorum aslında bir kitap alırken tek bir yöne eğilmiyorlar. Sanki farklı tatlardan da bir hani lezzet olsun diye veya çeşni olsun diye mutlaka birkaç kitap farklı türlerde alıyorlar gibi görüyorum. Yani sadece işte edebiyata yoğunlaşan veya sadece polisiye yoğunlaşan bir güruh yok gibi sanki. Evet ya çünkü hani bu ruhunuzu besleyen bir şey. Dolayısıyla ruhunuzu sadece polisiyeden besleyemezsiniz. Tabii. Şiir de okumalısınız örneğin. Hani tiyatro da okumalısınız. Tiyatro metni de insanın zihnini çok geliştiren, ruhunu derinleştiren metinlerdir. Bu anlamda yeni tiyatro metinleri de yazılıyor örneğin. Türkiye'de yeni tiyatrolar sahneleniyor, oyunlar sahneleniyor. Dolayısıyla çok birbiriyle ilişki halinde ve çok grift bir durum edebiyat meselesi. Kültür sanatın her alanına yayılmış bir durumda. Farklı tatlar okumak elbette ki insanı da zenginleştirir diye düşünüyorum. Evet ve son dönemde bence hani benim tanık olduğum konulardan bir tanesi de ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Çocuk kitapları aslında. Evet. Yani eskiden spesifik birkaç kişi sayabilirsek işte Ömer Seyfettin'e, Gülten Dayıoğlu'na kadar gibi. Evet. Şimdi artık orada yazarlar kendilerini aslında geliştirdi. Farklı mecraları, farklı dillerle ve gerçekten hani çocukların öğrenebileceği durumlarla. Hani hem büyüklere hem küçüklere masallar diyebileceğimiz türde de şeyler var gibi. Akımlar var gibi. Evet, açıkçası o konuda çok iyi çocuk edebiyatı basan yayın evlerimiz var ve çok şanslıyız bence bu konuda. Hem günceli çok iyi yakalayan hem yereli besleyen çok iyi işini çok iyi yapan yayıncılarımız var. Bu anlamda onlarla birlikte çocuk edebiyatı da başka bir noktaya taşındı. Dediğiniz gibi illüstrasyonlar, renkli kitaplar, okul öncesi, okul sesler, sonrası, sesli kitaplar, farklı yaş gruplarına yönelik ve hatta gençlik edebiyatı dediğimiz bir alanın da oluştu. Doğru. Ki bravo. Daha önceden çok doğru olmayan belki 20 yıl öncesinde yoktu. Hani bu alan ayrı bir başlık altında belki bu kadar derinlikli yoktu. Onlar da yapılıyor ve hatta aslında
farklı türde yazan yazarlarımızın dönüp çocuk kitapları yazdığını görüyoruz. Onların çocuk kitapları yayınlanıyor. O da sevindirici. Kendisi anne olup, anneliği keşfedip ondan sonra yazarlığa başlayanlar da var tabii ki. Bunların içinden çok nitelikli kitaplar da çıkıyor, çok güzel kitaplar da çıkıyor. Ama bir çocuk kitabını okumak çok keyifli. Ve hani insanın da zihnini de açan bir iş. Ben de çok keyif alarak okuyorum çocuk kitaplarını. Sosyal medyayı soracağım. Şimdi artık dünyanın tartışmasını tamamen bir tarafa bırakıp gelişimiyle, işte inovatif öğeleriyle ele aldığı bir mecra. Sosyal medya fuarları nasıl etkiler? Kitap fuarına nasıl bir katkı sunar veya negatif yönde nasıl yansıtır? Sosyal medya hayatımızı nasıl etkiliyorsa kitap fuarlarını da o şekilde etkiliyor aslında. Hem olumlu hem olumsuz anlamda söyleyeceğim. Çünkü farklı bunu. Yorumlar, farklı eleştiriler, farklı etkileşimlere götürüyordur diye tahmin ediyorum. Evet, evet. Biz de o konuda genç de bir ekibimiz var. Dolayısıyla hani daha aktif çalışmaya da çalışıyoruz sosyal medya anlamında. Birincisi ulaşılabilir olmak her anlamda iletişimi çok güçlü kılıyor. Bu noktada sosyal medyadan bütün okurlar istedikleri rahatlıkla ulaşabiliyorlar kitap fuarına. Bazı konularda onlar bizi düzeltiyorlar. Belli konularda işte fuara nasıl gelebilirimden tutun da pratik bilgilere, sorulara kadar oradan iletişimimizi yürütebiliyoruz. O anlamda bize çok olumlu katkısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biz de dönüp kendimizi eleştirebiliyoruz zaman zaman eksik kaldığımız noktalarla. Ama diğer tarafta hani sınırsız bir şey alanı da açıyor, kullanım alanını da açıyor. O noktada da bazen hani daha kontrol belki gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Orası doğru çünkü özellikle sosyal medya üzerinde şöyle bir realite var. Anladığım kadarıyla artık bunu sosyologlar daha iyi bir yanıt verebilir belki. Hayatını oraya göre dizayn eden veya oradan gelen tepkilerle kendi hayatına, şirketine, efendim kurumuna yön veren insanlar olmamak lazım. Çünkü o çok ciddi bir mecra ve aslında bazı noktalar ciddi fikir ayrılıklarını beraberinde getirdiği gibi ne amaçla ve ne niyetle söylendiğini de çok doğru kestiremiyorsunuz. Dolayısıyla tamamen onun akıbına kapılıp gitmek veya da atıyorum sizin de işte evet biz bence seneye bu fuarı tamamen bu sosyal medyadaki algıya göre yönetelim demek çok doğru bir davranış biçimi değil. Ama galiba içinden bazı fikirleri de yok saymamak veya onlardan etkilenmek de herhalde günümüzün bir parçası olsa gerek. Öyle ve kullanıcıları da değişiyor biliyorsunuz mecralara göre. Şimdi örneğin adını zikretmekte bir sakınca var mı bilmiyorum ama hayır. Facebook artık yavaş yavaş annelerin, babaların ve belli bir yaş grubunun kendi sosyal mecrası olmaya başladı. Doğru. Gençler, çocuklar, belli yaştakiler oradan kaçmaya başladılar. Evet. Onların kanalları daha farklı. Hani o yaş grubuna ulaşmak istiyorsanız o iletişim yöntemini seçiyorsunuz. Farklı bir yaş grubuna ulaşmak istiyorsanız farklı bir iletişim kanalını seçiyorsunuz. İşte Instagram üzerinden gidiyorsunuz ya da farklı kanallardan ulaşıyorsunuz. Onları da ayrıştırıyoruz artık yavaş yavaş. Sabahleyin bir ortamda vilayetin değerli basın il müdürüyle sohbet ederken biraz aslında çerçeve buraya da gelmişti. Ya şimdi bir mesajın nereden verdiğini doğru okumak lazım üzerinden bir şeyler algıladık. Evet Facebook üzerinden genelde artık o mecra biraz böyle taziye duvarı gibi de oldu. Herkesin özellikle hem bir duyuru haberini ama bu şekildeki duyuru haberlerini oradan yaptığına kanaat getirdik. Instagram farklı bir formatta, farklı bir resimle, farklı bir duyuru alanı gibi geldi ama Twitter çok başkalaştı onların içerisinde. Evet. Hani bir sosyal medya gibi değil ama bir aynı zamanda bizim için bir haber oluşum öyle. Kaynağı gibi. Bir anda insanları bilgilendirebildiğiniz ve insanların aslında becerisine de kani olduğunuz bir yer. Yani 140 karaktere bazı ifadeleri sığdırmaya çalışan veya işte moda tabirle float ekleyerek onların dikkatini çekmeye çalışan bir yeri oluştu. Ben takip ediyorum. Sizin de bu anlamda gerçekten sosyal medya hesaplarıyla ilgili yoğun da bir çalışmanız olmuş ve son derece dikkat çekici. Bunların hani lansmanı noktasında artık mecralar da tabii ister istemez değişiyor. Eskiden daha çok kulvar, farklı kulvarlar tercih edilirken reklam noktasında, ilan noktasında, duyuru anlamında şimdi artık sosyal medyada o işin bir parçası olmuş gibi yavaş yavaş Bursa'yı konuşalım. Tabii evet. Artık oraya derinlemesine girelim. Şimdi izleyiciler de merak etmiştir. Şimdi Cemran Hanım orada Bursa fuarını anlatacak, siz ne anlatıyorsunuz demiştir. Biraz böyle bir konudan konuya geçmeden son bölümü tamamen sözü size bırakarak 18. Kitap Fuarı'nı dinleyelim. Evet,
Çok teşekkürler. Yine ben bazı sayılardan aslında bahsetmek istiyorum. Bursa'nın 18. yılında 365 yayın eviyle açacağız yarın fuarı. Bu çok ciddi bir sayı. Çok güzel bir rakam. Evet, Türkiye'nin çok önemli ve farklı alanlarda yayın yapan yayın evlerinin yayın evi çeşitliliğini tüm TÜYAP kitap fuarlarında olduğu gibi Bursa'da da görüyor olacak. Bir yelpaze gibi. Bir yelpaze gibi. Dolayısıyla bu anlamda hani çok çeşitli. Hani eğitim yayıncısından kültür yayıncısına kadar, sahafına kadar pek çok farklı yayın evi, yayın türü fuarımızda olacak. Ve 90'ın üzerinde de kültür etkinliği gerçekleştiriyoruz. Biraz önce tek tek bahsettiğim kadın edebiyatı etkinliklerinin bir yanı parçası. Sıra. Evet. Ve bunların bir kısmı da çocuk etkinlikleri. Ne kadar güzel. Çünkü geçtiğimiz yıllarda da 90 bin üzerinde öğrencimizi ağırladık fuardan 9 gün boyunca. Bu çok ciddi bir sayı ve istiyoruz ki evet daha fazla öğrenci, daha fazla genç, daha fazla çocuk aileleriyle birlikte kitapla buluşabilsinler, etkinliklere girebilsinler. Bir dinamizm getiriyor tabii onların varoluşu orada. Kesinlikle öyle ve kitaba dokunmuş, yazarı tanımış oluyorlar. Çok sayıda da özellikle hafta içi günlerde okullarıyla birlikte fuarı ziyaret eden öğrencilerimiz, çocuklarımız olduğu için o hafta içi günlerde çocuk edebiyatı üzerine etkinliklerimiz gerçekleşiyor. Çocuk yazarlarımız fuar süresince çeşitli atölyeler, kitap okuma etkinlikleri, söyleşiler düzenliyorlar. Yayıncılarla birlikte elbette. Onlardan biraz bahsetmek isterim. Önce çocuklardan ve gençlerden o halde bahsedelim. Bu sene bir Karagöz gölge oyunu fuarda olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin Karagöz Müzesi ile birlikte çalışıyoruz. Onlar da fuarımıza renk katıyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanıyor. O Masal Diyarı'na yolculuk atölyesi de çocuklarla interaktif bir masal atölyesi çalışmaları yapacaklar. Bunun yanı sıra Gülten Dayıoğlu, Behiç Ak, Mine Soysal, Aslı Tohumcu, Cihan Demirci, İlkay Marangoz, Sima Özkan, İrem Uşar, Sevim Ak, Esin Taner Bacacı gibi çok sayıda önemli çocuk yazarımızı, edebiyatçımızı konuk ediyor olacağız. Özellikle hafta içi günlerde, pazartesiden cumaya kadar. Peki hafta sonu ağırlıklı olarak neler olacak? Hafta sonunda ağırlıklı olarak ebeveynlere ve genel okura yönelik etkinlikler olacak. Bunların arasında çok sayıda yazarımızı konuk ediyoruz. 300'e yakın yazarımızı konuk edeceğiz Bursa'da. Gülten Dayıoğlu biraz önce bahsettim. Altan Öymen, Ahmet Ümit, Canan Tan, Şükrü Erbaş, Enver Aysever, Haydar Ergülen, Bediye Akartürk kendisi de Bursalı ve burada yaşıyor. Evet. Ve onunla ilgili bir kitap çıktı çok yakın zamanda. Onun aslında bir lansmanı gibi de olacak söyleşi. Güzel. Hasan Ali Toptaş, Judith Malika Liberman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Kate Clove, Irmak Zileli, Yavuz Dizdar, İsmail Saymaz, Kemal Hamamcıoğlu, Mine Soysal, Mete Yarar, Erol Mütercimler, Yiğit Bener, Ahmet Şimşirgil, Murat Yanık, Mine Söğüt, Hikmet Anıl Öztekin gibi, Altay Öktem, Gaye Boralıoğlu, Saygı Öztürk, çok sayıda dediğim gibi isim, çok popüler isimler de var. Özellikle gündem olan farklı okur profillerine yönelik, farklı yayın anlayışına yönelik etkinlikler söz konusu olacak. Herkes bir şey bulacak kendine belli ki. Evet, bizler de öyle umuyoruz. Dolu dolu bir program hazırladık yayıncılarımızla birlikte. Dolayısıyla hani sadece fuara gelip elbette yayın evlerini gezmelerini istiyoruz okurlarımızın. Ama mutlaka geldiklerinde bir etkinliğe, bir söyleşiye hiç değilse katılmaları da çok anlamlı. Ruhlarını da besleyerek dönecekleri bir etkinlik olacak onlar için. Bursa bu mecralar için aslında çok ilgi gösteren bir şehir gibi. Özellikle biraz önce sizlerin de vurguladığı bu sanatsal faaliyetlerde de ciddi bir katılım gösteren, bu konulara eğilen ki bu isimleri de gördükten sonra eminim birçoğunu gene kuyruk bekleyecek gibi duruyor yazarlar anlamında. Çünkü çok kıymetli isimler var ve her profile evet hitap eden, belki hepsinden birer şey almak isteyen, onlarla biraz sohbet etmek isteyen, ne bileyim işte selfie çekilmek isteyen vesaire gibi insanlar da çok yoğun şekilde bence iyi gösterecektir. Bununla ilgili takvim zaten yayınlandı herhalde değil mi? Nereden bu bilgiye ulaşabilir okurlar? Web sitelerimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan. Sosyal medya hesabımız Kitap Fuarı olarak baktıklarını göreceklerdir. Web sitemizde bursakitapfuarı.com
günlük etkinlik programı, katılan yayın evleri, günlük imza programı, gelen yazarlar, tüm hepsi, tüm detaylar, fuarla ilgili ulaşımından işte fuara nasıl geleceklerine dair her türlü bilgi web sitelerinde güncel olarak mevcuttur. Burada tabii önemli unsurlardan bir tanesi işte tıpkı bu yazarların olduğu gibi aslında satır arasında kalan, bence biraz üzerine de gitmemiz gereken atölye çalışmaları. Yani o bahsettiğiniz çalışmaların içerisinde bir ortak nokta, bir ortak payda içinde yer almak önemli. Ve daha bence katmerli boyutu hep bu dijital platformun içinde telefonlara esir olan, işte telefonlarla çok fazla vakit geçiren insanların uzaklaşmaları için, tamamen kendi özlerine dönebilmek için de çok büyük bir fırsat sanki bu kitap var bize. Evet öyle ve hani her kuşaktan okuru da karşılayabilecek türde bir şey. Yani mutlaka her yaş grubu kendine ait bir şey bulacaktır. Yani çizgi romancıyı bulacaktır burada ya da eğitim kitapçısını bulacaktır. Şiir kitaplarını bulacaktır, tiyatro eserlerini bulacaktır ya da sahafları keşfedecektir. Çok önemli sahaflarımız var. Özellikle ondan da bahsetmek isterim. Tabii ki. Sadece yeni kitaplar değil, baskısı tükenmiş olan kitaplar, bulamadıkları kitaplar ve orada bir ilişki kurmak anlamında da sahaflarda çok önemli ve özel bir noktada duruyor kitap fuarlarında. Peki Cemran Öder'e göre 17.'den farkı ne olacak 18.'den? Birincisi alışkanlıkları çok değiştirmeyi bizler sevmiyoruz. Hani o alıştıkları TÜYAP ortamını yine bulacaklar. Bu işin daha konfor alanımız bizim açıkçası. Ama ne olacak? İşte biraz önce bahsettiğim gibi 8 Mart'ı örneğin hep birlikte Kadın Edebiyatçılar Odağı'nda kutluyor olacağız. İkincisi yeni kitapları çıkan yazarlarımızın son kitaplara, bazılarının kitap lansmanları Bursa Kitap Fuarı'nda yapılıyor olacak. Geçen sene ulaşamadıkları yazarlara bu sene ulaşma şansı yakalayacaklar okurlar. Ve elbette ki hani ailesiyle, çocuğuyla geldiğinde hem çocuğu için bir etkinliğe katılabilecek, hem kendisi için bir etkinliğe katılabilecek. Bu anlamda da alıştıkları, bildikleri kitap fuarını bu sene biraz daha geliştirerek, çeşitlendirerek sunuyor olacağız. Evet efendim, programı yavaş yavaş noktalıyoruz. Çok güzel bir etkinlik Bursa'yı bekliyor. Tam 9 gün boyunca evet, 9 gün. Olacak. Yarın startı veriliyor buranın. Ve herkesi bekliyoruz. Neden? Çünkü hani bilgi, kültür hepsi iç içe. İşte bahsettik, atölye çalışmaları, yazarlarla buluşmalar. Bunlar çok kıymetli. Çünkü ben bu işin bir aslında iletişim olduğunu düşünüyorum. Bir etkileşim olduğunu düşünüyorum. Sadece siz yazarlardan bir şey koymuyorsunuz veya da onlarla konuşmuyorsunuz. Belki yazarlara da bir katma değer sağlıyorsunuz. İlerleyen zaman dilimi içerisinde onlarla kurduğunuz bir cümle, çünkü onların, biliyorum ki ben aslında hep bir not defterleri açık. Yani sizlerle olan paylaşımından mutlaka kenara bazı şeyler not alıp önümüzdeki süreçteki yeni eserlerine bir not sizden de düşüyor olabilir gibi düşünüyorum. Sizin son cümlelerinizi alalım, programı noktalayalım. Hep birlikte Bursa Kitap Fuarı'na bekliyoruz tüm okurlarımızı. Sadece Bursa merkezden değil, çevre illerden, yakın bölgeden, hatta İstanbul'da bir noktadan bir noktaya gitmekten daha kolay Bursa'ya gelmek. Doğru. Bursa'ya gelmek için hafta sonu bir bahaneniz olsun Kitap Fuarı. Ve dolayısıyla yarın 10 itibariyle ve önümüzdeki hafta pazar akşamı saat 7'ye kadar Bursa Kitap Fuarı'nın kapısı açık. Tüm okurları bekliyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok keyifli bir yayını gerçekleştirdik sizle. Çok böyle entelektüel bir program oldu sayenizde. Hem size de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bu kitap fuarının da hani Bursa için çok önemli. 18.'sinin de ciddi bir ilgi göreceğine benim inancım tam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz efendim. Evet, Cemran Öder'i misafir ettik bugün sohbet odasında. TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü ile beraber Bursa 18. Kitap Fuarı'nı ele aldık, masaya yatırdık. Tekrar altını çiziyoruz. Çok ciddi ve güzel bir fırsat. Tam 9 gün boyunca Bursalıların çok da ulaşabileceği merkezi bir yerde. Hem yazarlarla buluşma şansı, hem kitaplara dokunma şansınız var. İşte size çok güzel bir hazine diyeyim. Tam da elinizin ucunda ulaşmak için her şey mevcut efendim. Sohbet odasını noktalıyoruz. Bir başka sohbet odasında görüşünceye kadar hoşça kalın.